izleyenlerimiz bir yeryüzü notları programında daha birlikteyiz. Bu programımızı Hatay Reyhanlı'dan gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin kadar çocuğumuzun 3 okul, 55 ev ve sosyal donatı alanlarıyla dünyada bu kapasitede en büyük mekana sahip çocuk yaşam merkezinin önündeyiz. Konuklarımız İHA Suriye Yetim Koordinatörü Adem Kalaycı ve İHA Suriye Eğitim Koordinatörü Mustafa Çağlı Beyler. Ben kendilerine dönmeden önce sizleri haftanın notlarıyla ile baş başa bırakıyorum. Londra Konferansı'nda konuşan Somali Devlet Başkanı Muhammed Farmajo, Somali'ye uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını istedi. Farmajo, El Şebap'la daha etkili mücadele için ağır silahlar verilmesini talep etti. Güney Afrika'nın seçkin üniversitelerinden Stellenbosch Üniversitesi'nde bir öğrenci etkinliği sırasında kampüs alanında asılan nazi çağrışımlı posterler ülke çapında tepkilere yol açtı. Moldova Devlet Başkanı Dodon, 3 Nisan'da Avrasya Ekonomi Topluluğu'yla mutabakat zaptı imzaladı. Dodon, Avrupa Birliği ile olan ilişkileri zayıflatmayı amaçladığını açıkladı. Kosova'da koalisyon hükümeti düştü. Parlamentoda muhalefet partilerinin önerisiyle yapılan güven oylamasından hükümete onay çıkmadı. Doğu Türkistan'ın Kaşkar vilayetine bağlı Taşkorgan Tacik Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Mısır'da rejim yanlısı olan ve propaganda amaçlı kurulan devlet televizyonlarının seviyesiz ve kalitesiz yayınlarının son bulması için Mısır Meclisi'ndeki bazı milletvekilleri boykot çağrısında bulundu. Rakka'nın yakın ilçelerinden olan Tapka, PKK'nın kolu PYD'nin kontrolüne geçti. DAEŞ'le PYD arasındaki müzakereler neticesinde şehir PYD'ye teslim edildi. İki örgüt arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Suriye'deki savaştan en çok kimler etkilendi? Suriyeli çocukların eğitim durumu nedir? İHH Raf Çocuk Yaşam Merkezi ne zaman hizmete giriyor? birazdan yeryüzü yüzünün onlarında. Değerli izleyenlerimiz ve VTR'den sonra tekrar beraberiz. Dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezindeyiz ve şu anda karşımızda İHA Suriye Yetim Koordinatörü Adem Bey var. Adem Bey yaklaşık 7 yıldır Suriye'de bir savaş var ve bu savaştan en çok etkilenenler hakikaten çocuklar. Ancak Sadece çocuklar mı etkilendi bu savaşta? Başka etkilenen kimler var? İsterseniz oradan başlayalım. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi Suriye Savaşı'nın 7. yılında en fazla bu savaştan etkilenen çocuklar. Özellikle çocuklar olmakla birlikte, çocuklar birlikte kadınlar, mazlum coğrafyadaki yaşlılar, insanlar, bütün herkes etkilendi. Bütün e, meslek grupları etkilendi. Suriye'de hayatını e, devam ettirmeye çalışırken, birdenbire e, hiç insanın hayal edemeyeceği bir travmayı yaşayan herkes etkilendi. Çünkü ben 4 yıl Suriye'de kaldım. Suriye'de kaldığım süreçte bizler Arap Baharı'nda hep izliyorduk. Suriyeli arkadaşlarımla izliyorduk. Mısır'daki olayları izledik, Cezayir'deki olayları izledik, Tunus'taki olayları izledik. Suriyeliler şunu söylüyorlar: Asla bu savaş bize gelmez. Çünkü biz o kadar çok bastırıldık ki, o kadar çok bizi ezdiler ki Hafız Esed döneminde Hama'da 40 bin, 50 bin insan katledildi. Ee, Beşer Esed bundan çok daha büyük zulüm yapar. Bizler baş kaldıracağını zannetmiyoruz. Bu şekilde bir inanış vardı halkın içerisinde. Ama öyle olmadı. Ama öyle, olmadı. öyle olmadı ve insanlar e, ayağa kalktı, direndiler ve savaştan herkes etkilendi. Uzunca bir süre ama. 7 yıl çok, çok uzun, 7 yıl Uzunca bir süre. Çünkü 40 yılın bastırılmışlık bir duygusu var. 40 yılın ezilmişlik bir duygusu var. Artık insanlar baskı altında, esaret altında, zulüm altında kalmak istemiyorlar. Artık insanlar özgürce yaşamak istiyorlar. Artık insanlar her şekilde sadece dinlerini yaşamak adına değil, sosyal alanda da hem kadın hakları, hem erkek hakları, hem çocuk hakları açısından bakmış olduğumuzda. Bir onun mi veriliyor burada? Burada bir onur mücadelesi var, burada bir izzet mücadelesi var, burada bir şeref mücadelesi var, burada bir din mücadelesi var. Burada bütün dünyaya aslında bir meydan okuma var. Ne olursa olsun vazgeçmeme var. İnsanlar bugün açta kalsak, ölsek de öldürürsek de bizler bu saatten sonra ancak izzetimizle yaşayacağız, ancak özgür biçimde yaşayacağız. Peki, Bunun savaşı var. Peki İHA olarak siz bu savaşın ne tarafındasınız? İHA İnsani Yardım Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş kaylarından bir tanesi İHA hiçbir şekilde mazluma dinini, dilini, ırkını sormaz. Bizler de Suriye Savaşı daha başladığı ilk günlerde, ilk saatlerde hemen pılımızı pırtımızı toplayıp buraya gelmiştik. Doğrudan içeri girdik, doğrudan Reyhanlı'ya, Kilise, Urfa'da Mülteciler nereye gelmişse, kardeşlerimiz ne tarafa gelmişse o taraflarda yoğunlaşmaya başladık. Bizler işin yardım kısmındayız. Bizler bir çocuk ağladığında, annesini babasını kaybettiğinde, başına okşanması gerektiğinde bizler o çocuğun başını okşayan kişiler oluyoruz. Siz İHA olarak çocuklarla ilgilenmeye Suriyeden başlamadınız. Suriyeden önce de çalışmalar yapıyorsunuz değil mi? Suriyeden önce de kendim e, memleketimde çalışmalar, Zonguldak'ta çalışmalar yapıyordum. Ama İHA İnsani Yardım Vakfının uzun yıldan beri gönüllüsüyüm. Dört e, yıldan beri buradayım ve burada İHA ile birlikte çocuğu tanımayı öğrendim insanı tanımayı öğrendim. Yetimi tanımayı öğrendim. Evet. Peki İHA İnsani Yardım Vakfı dünya genelinde ortalama ne kadar çocuğa hamilik yapıyor? İHA İnsani Yardım Vakfı e, şu an 95 bin yetime Dönemsel aylık olarak sponsorluk ödemesi yapıyor, hamilik yapıyor. Bununla birlikte sadece Suriye'de 10 bin yetime biz sponsorluk anlamında bakıyoruz. Ee, dönemsel olarak sadece Suriyeli yetimlere ulaşmış olduğumuz yardım sayısıyla bakmış olduğumuzda tam 150 bin yetime biz bugün ulaştık Suriye'de. Suriye'de 150 bin. Tam 150 bin yetime bu ulaştık. 150 bin yetim Suriye içerisinde mi yoksa Türkiye'de olanlar da dahil mi bu rakama? Tabii ki Suriye içerisinde bugün savaşın 7 yılında e, STK'ların tahminlerine göre tam 700 bin yetim var hocam. Bu 700 bin tam çok büyük 700 bir rakam, bin, çok büyük ve ciddi bir rakam ki bu savaşta. Hapishanelerde şu anda Beşar Esed'in biliyorsunuz dünyada çok gizli hapishaneleri var. Yeraltı hapishaneleri var. Bunların hiçbirini dünyaya medyaya duyurmuyor. O sadece belirli bir kurumlara, kuruluşlara teftiş kontrol için yer üstünde kurmuş olduğu e, dünya standartlarının üstündeki e, yer, yer üst hapishanelerini gösteriyor. Asıl hapishaneli yer altında ve orada çok büyük kitle var. On binlerce insan var. Bu insanlar da orada şehit olduğunu düşündüğümüzde hakikaten sayı belki de bir milyona çıkacak. Evet. Ee, müsaade ederseniz isterseniz ben e, Mustafa Bey'e dönmek istiyorum, ee, Suriye Yetim Koordinatörü. Şimdi şu an önünde bulduğumuz bu kompleks hakikaten dünyada bu alandaki en büyük komplekslerden birisi. Evet. Evet. Ee, hangi kurumla işbirliği çerçevesinde şu an önünde bulduğumuz bu kompleks inşa ediliyor ve en önemlisi amacınız nedir? Şimdi malumunuz az önce Adem kardeşimin de ifade ettiği gibi savaşın 7 yılındaki en mağdur kitleyi çocuklar ve kadınlar oluşturmaktaydı. Ve mültecilerin şu an total olarak baktığımızda bizim ülkemizde 3.5 milyon ve hatta daha fazlası bir mülteci barınmakta ve onlara biz ev sahipliği yapmaktayız. Bu gelen mültecilerin yaş ortalamasına baktığımızda bunların büyük bir çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturmakta. Aslında RAF, İHH, Çocuk Yaşam Merkezi ihtiyaca binaen oluşturulmuş bir proje diyebiliriz. Nedenine gelecek olursak malumunuz içeride neredeyse evine düşmemiş ya da işte bombalanmamış ev kalmamış gibi. Ve insanlar canlarını koruma pahasına komşu ülkelere sığındılar. Ve en uzun sınırı biliyorsunuz Türkiye'ye sahip. Evet, 900... Ve 990 kilometrelik bir sınırımız var. Ve bu süreçte de en fazla mülteci tabii ki bizim ülkemize geldi. Doğal olarak. Doğal olaraktan. Ve bu gelen mülteci e, profiline baktığımızda çoğunluğunu maalesef diyelim e, eşlerini kaybetmiş dul kadınlardan oluşmaktaydı. Ve süre içerisinde biz Reyhanlı, Kilis ve Urfa'daki mevcut koordinasyon merkezlerimizde sektörel anlamda çalışmalarımızı yaparken bize en fazla talep tabii ki bu yetimlerin barınması, yetimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve insanların mağduriyetleriyle hep bize başvurular gerçekleşmekteydi. Bu sebeple ki biz bu RAF İHH Çocuk Yaşam Merkezi'ni oluşturmakta karar kıldık ve partner doner kuruluşlarımızla beraber ne zaman bunu başladı kompleksin? 2015, 2015 Temmuz ayında biz ilk temeli kazmaya başladık ve bu süreçte Türkiye içerisinde olması hasebiyle ve tabii ki kurumsal ve devlet tecrübesini de hesaba kattığımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, İHH ve RAF'ın ortaklığıyla beraber dörtlü bir proje ortaklığıyla bir süreçte bir gelişti ve bugün nereye geldi ve inşallah da 18 Mayıs'ta açılışını gerçekleştireceğiz. Ama her şeyden de önce bizi en fazla heyecanlandıran ve sevindiren yetimlerimizin gerçekten bu denli güzel bir hizmeti alıyor olmaları. Kaç yetim barınacak burada? E ee, konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi sizin de ifade ettiğiniz gibi 55 villa içerisinde e, her evde 18 çocuğun barınabileceği toplam 55 villamız mevcut ve e, tam kapasiteyle beraber çocuklar e, bu yaşam merkezinde çalışmaya yani başladığında 990 çocuğumuz olacak inşallah evet, burada. E, villa dediniz, yetimhane demediniz. Neden özellikle yetimhane değil de villa kelimesi kullandınız? Farklı mı? Şöyle farklı biz aslında bu projeyi oluştururken çocukların o ev sıcaklığını, anne şefkatini belki de Hepsinde eksik olan o baba şefkatini görmelerini istedik. Ve evlerimizi dizayn ederken uzmanlardan da destek aldık. Özellikle pedagoglardan, psikoterapistlerden ve diğer iş alanlarıyla beraber evlerin iç mimarisinden tutun. Yaşam merkezi içerisindeki bütün sosyal alanlar ve evlerin dizaynı o çocuklara yuva sıcaklığını verdirmek için biz onlara normal bir ev, normal bir villa diyoruz. Kesinlikle yetimhane değil burası. Baba sıcaklığı dediniz. Dolayısıyla çocuklarla ilgilenecek olanlar e, baba olacak yaşta mı belletmenler? Tabii malumunuz yani pedagojik olarak da baktığımızda hiçbir kişi bu onun çok yakını bile olsa bir babanın yerini tutamaz. Evet. Ya da annesini kaybetmiş olan bir çocuk için hiçbir zaman için ona at atadığımız ya da onun başında olan müşrife annelerimiz hiçbir zaman için onun annesi olamayacaktır. Evet. Ama burada biz e, özellikle bakıcılarımıza Erkek ve bayan bakıcılarımıza hizmet içi eğitim anlamında bir yılı süren bir e, bakıcı anne, e, bakıcı modüller uyguladık. Bunlar da tabii Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber ortaklaşa şey yaptığımız bir Standartlar, eğitimdi. Standartlar uluslararası standart mı? Evet. Buradaki evet, evet. gerek barınma gerekse sosyal donatılar. Kesinlikle hatta belki de standartların üstünde olabilir. Malumunuz hani dünya literatürüne baktığımızda bu formatta bu kadar komplike ve sosyal yaşamı tam anlamıyla doldurabilecek kapasite bir yaşam merkezi yok ve altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum biz buraya yetimhane demiyoruz. Yaşam, ve yaşam merkezi, merkezi diyorsunuz. Ve bu yaşam merkeziyle beraber dünyada bu standartlarda e, örnek teşkil etmiyor. Ve bu açıdan da ilk umarım ümmetin çocuklarına, ümmetin gençlerine e, çok güzel örnek Peki, teşkil Peki Mustafa Bey burada bin kadar çocuğumuz hakikaten bu e, güzel komplekste eğitim alacaklar ve barınacaklar evet. ama evet. şimdi Adem Bey'in bahsettiği anlamda 150 bin hatta 700 bin yetimden bahsediyor. Evet. Bu büyük bir rakam. Evet. Diğer çocukların eğitimi ne durumda? Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Tabii şimdi eğitimi biz e, maalesef ki diğer savaşlarda olduğu gibi Suriye Savaşı'nda da ve savaşın 7. yılında da sektörel anlamda baktığımızda en az desteği eğitim almaktadır. Yani bugün istatistiki anlamda biz verilere Bu baktığımızda… Bu bir anlamda da doğal değil mi? Şimdi bir savaş var, acil durumlar var. Önce çok acil yaşaması gerekiyor. Ne bileyim işte gıda, barınma, daha sonra eğitim. Eğitim daha da mı bu anlamda aslında ertelendi. Aslında şöyle çok fazla ertelenmekle beraber aslında destek çok azdı. Çünkü eğitimi de bizim acil yardım formatında görmemiz gerekiyor. Çünkü bugün okul me olan çocuk sayısına baktığımızda şu an bizim ülkemizde 1 milyon. Ve Aslında bu önemli bir şey söylediniz. Diyor. Eğitimi de acil yardım formatında görmemiz lazım dediniz. Kesinlikle. Ki ama listelere oluşturulurken daha çok bu formatta eğitim kelimesini pek görmüyoruz. Maalesef. Ekmek, su, hijyen Gıda, ve diğer barınma, barınma ile alakalı evet. hakikaten hayati önem ama evet. eğitimi de hayati öneme dahil ediyorsunuz. Neden? Tecrübeleriniz bunu mu gösteriyor? Evet çünkü şöyle özellikle ben Türkiye açısından önce bir değerlendirmek istiyorum konuyu. Türkiye içerisindeki mevcut 1 milyon okuma yaşındaki çocuğu düşündüğümüzde ee, ve bunlar maalesef normal sebeplerle ülkemize iltica etmiş gelmiş insanlar değil. Evet. Birçok çocuğumuz bir şekilde babası gözleri önünde katledilmiş ya da evindeki ya da ilçesindeki ağır bombardımandan dolayı yakapaça bu tarafa geçirilmiş olan çocuklarımız. Ve bunu... Uzmanlar çok iyi bilir yani travmatik anlamda ve psikolojik anlamda belki de onların hayatları boyunca unutamayacağı izler taşıyor bu çocuklarımız. Evet. Ve malumunuz bir çocuğun kendini normal hissetmesi için en doğal tabi ortam eğitim ortamına sahip olmasıdır. Bu sebeptendir ki aslında komşu ülkelere baktığımızda şu an Türkiye'de 500 bin çocuk geçici eğitim merkezi statüsündeki okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle destekleniyor ee, ve bu aslında çok iyi bir rakam. Geriye kalan sayıya baktığımızda ise onlar da maalesef gerek hayat standartları gerekse nüfusun değişken olması sebebiyle okullaşamadı ama ümit ediyorum ki gelecek yıllarda okullaşma oranı artacak. Suriye içerisinde ise baktığımızda aslında onların çok daha ciddi problemlerle karşılaştığını görmekteyiz. Sınır boylarındaki mevcut çadır kentlerde, derme çatma okullarda, metruk binalarda eğitim görmek zorunda kalıyorlar ve hatta şunu söyleyebilirim. 7 yıla geldiğimizde okuma yazma bilmeyen ve maalesef kendisini ifade edemeyen ve tamamıyla psikolojik anlamda travmatik etkiler barındıran bir çocuk kitlesi var Suriye evet. içerisinde. O açıdan eğitim maalesef üzülerek söylüyorum eğitim destek noktasında yardımlar noktasında sıralamada 5-6 ve hatta bazen hiç önemsenmemekte. Evet ben mikrofonu Adem Bey'e vermenizi rica edeceğim. Adem Bey özellikle 150 bin yetime ulaştığınızı söylediniz. Ne tür yardımlar yapıyorsunuz bu 150 bin çocuğa? 150 bin yetim yavrumuza, çocuğumuza nasıl yardımlar yapıyoruz? Biz bunu 3 ana başlıkta topluyoruz. İlk önce barınma sektörü olarak yapıyoruz. Ya İnsani Yardım Vakfı Suriye içerisinde kamplar kuruyor. Kampların her kampta muhakkak yetimlere ve dul kadınlara özel bölümler ayırıyor. Bazen Tamamen yetimler için özel kamplar yaparken bazen de kurmuş olduğu bütün kamplarda muhakkak dullara ve yetimlere bölümler oluyor. Ve barınma sektörü noktasına yardım ediyor. Bu barınma sektörü sadece kamp değil tabii ki. Bunun içerisinde İhansani Yardım Vakfı'nın kurmuş olduğu yetimhaneler de var Suriye içerisinde. Bugün ee, vakfımız Suriye'de ilk defa muhasar altında bakın muhasar altında biz iki tane yetimhane açtık iki tane yetimhane açtık. Muhasarayı biraz açabilir Muhasara, misiniz? bunlar kuşatma altında Şamhuta'da Beşer Esed'in yaklaşık 7 yıldan beri Beşer Esed'in zulmü altında hiçbir şekilde gıda gıdanın e, herhangi bir insani yardımın hiçbir şekilde geçilmesine izin verilmeyen bir noktada bizler Allah razı olsun gönüllü kardeşlerimizle geçtik. O tarafları yerin altında bir kısmı yerin altında olacak şekilde iki tane yetimhane açtık. Ve barınma sektörünü sordunuz ama çok da ilginç hikayesi var bu yetimhanenin. Bunu de değinelim. Ee, yetimhanelerimizi neden kurduk orada? Biz normalde muhasaradan önce sınır boylarında bir yetimhane kuralım diye düşünüyorduk ama içeriden bize şöyle bilgiler geldi. Şu an Guta'da insanlar muhasara altında. Kadınlar hiçbir şekilde kocaları şehit olmuş. Çoluk çocuğuna bir lokma olsun ekmek getirmek için muhakkak o ...kuşatma altından çıkmak zorunda. Evet. Kuşatma altından çıkarken kim görüyor Karşında Esed askerleri var. Evet. Ya tutsak düşüyor... ...ya öldürülüyor... ...ya da kadın başka bir türlü bir e, mağduriyet yaşıyor. Evet. Ve çoğu anne gelemiyor. Evet. Öğrendik ki... ...yüzlerce çocuk annesi öldürüldüğü için... ...evde kötü durumda ve... ...oradaki insanlar zaten aşıkların ölümler yaşandı. Biliyorsunuz kedi eti yeme fetvası verildiği yerler buralar. Doğru. Ve bu süreçte insanlar... Ee, maalesef çocukların bir kısmını e, kendilerine de bakamayacakları için hapishanelere gönderdiler. Esed'in hapishanelerinde kaldı bu çocuklar. Bir kez daha ifade etmenizi isteyeceğim. Bu çocukların aileler, aşikta... anneler yani. Anneler değil hocam. Anneler şehit oldu, babalar şehit oldu, çocukların hayatta hiçbir kimsesi kalmadı. İnsanlar bunların aşıktan ölmemesi için Bilmiyorum. Hayatta kalmak için hayatta hapishaneye gittiler. Hayatta için hapishaneye bıraktılar. Hapishane, en azından günde bir lokma olsun ekmek yerler bu şekilde hayatta kalırlar diye. Çok ve acı bir trajedi. Çok acı bir trajedi. Ve ben hayatım boyunca da unutamayacağım bir olay ki... Biz yetimhanemizi kurduğumuzda yavrularımızı teker teker oradan aldık. Ve çocuklarımızı oralara yerleştirdik. İnanın e, o kadar etkilendim ki o çocukların oradan çıkıp sonra tekrar eve gelmesi... O anne sıcaklığıyla baba sıcaklığıyla oradaki insanların ilgilenmesi müthiş bir şeydi. Barınma sektörü böyle. Bunu... Peki Adem Bey, neticede biz e, siz savaş bölgesinde evet. e, bu işleri yapıyorsunuz. Hı hı. E, çok kolay değil. Bir Kesinlikle. taraftan bombalar var ve evet. saati zamanı, gecesi ya da gündüzü belli evet. değil. E, bir taraftan prosedürler var. Bir taraftan siz Türkiye'den oraya gitmişsiniz, gönüllüsünüz. Evet, vakfın kuruluş amacı gereği insanlara dil din ve ırk farkı gözetmeden hizmet ediyorsunuz ama e, karşı taraftan da sizinle alakalı iç işlerine karışma gibi bir takım ithamlar olabilir. Bir takım engellemeler olabilir. Bu tür problemleri nasıl aşıyorsunuz? Suriye içerisinde Tabii mi? ki. Ee, eğer söz konusu Suriye halkıysa Suriye halkının bize bakış açısıysa ben size sadece ufacık bir örnek vereyim. Ee, bizim bir yetim kampımız vardı içeride. Ee, yetim kampımızı Sicu Yetim Kampı Yetim kampımızda biz e, ailelere dağıtım yapıyorduk. O esnada müthiş bir bombalama oldu. Evet. Siz yardım dağıtırken Yardım dağıtırken müthiş bombalama. bir bombalama başladı ve e, birdenbire yollar kesildi. Çatışmalar başladı. Etrafımız alev topuna dönmeye başladı. Unutamayacağım bir şey. Yetimler beni aldı. Hemen bir tane çadırın içerisine soktular. Ondan sonra iki tane yetimi başımda gözet gözet gözetmen verdiler. olarak gözetmen olarak koydular. Dediler ki abi sen sakın buradan çıkma. Biz sana deyinceye kadar sakın buradan çıkma. Ne olursa olsun bize bir şey olmaz. Ama biz ölürsek bir insan ölmüş olacak. Siz vakıf görevlileri ölmüş olursanız belki binlerce ölmüş olacak. Bunu bana söyleyen 12 yaşında çocuklardı. Kaç yaşında dedin? 12 yaşında. 12 yaşında. Evet. Ve bu çocuk geçen sene de ee, şehit oldu. İnsanların bize bakış açısı bu. Dolayısıyla bu tür çalışmalarda mutlaka bir şekilde önünüz açılıyor ve açılıyor. insanlar İnsanların size her anlamda yardımcı oluyorlar. Her anlamda yardımcı olur, destek veriyor. E çünkü e, birkaç önce bunu anlatmıştım. Sponsorluk, bizlere gelen her sponsorluk, hamilelerimizin göndermiş olduğu her sponsorluk emaneti, boynumuzun borcu. Bunu ulaştırmak zorundayız. Bir yetimimizin e, kısa bir hikayesini anlatmak isterim. Tabii buyurun. Yavrumuzun sponsorlu ödemesi gelmişti. Hemen ödemesini aldık, güzelce zarfladık. Çocuğumuza ulaştırmak için gittik. Ee, bu sırada da çocuğun başka bir hikayesi var tabii. Onu da arkadaşımız bize sonradan söyledi. Çocuk annesine diyormuş ki: "Anneciğim, şimdi bizim sponsorlu ödememiz geliyor ya şu gün. İnşallah sen de biraz para biriktirmiştin. Bu ödemeyle birlikte biz bir tane bisiklet alabileceğiz." Çocuk bisiklet annesiyle seçiyor. Bisikleti almak için son ödemesini bekliyor. Bizler de hiç geciktirmeden saatinde eve gittik. yavrumuzu ödemeyi bıraktık. Çocuk bir sevinç çığlığı attı. Müthiş bir şeydi yani. O o anı görme, görmeniz lazımdı. Geriye döndük. Belki 2-3 dakika olmadı o ev bombalandı. Evet. O ev bombalandı ve o çocuk şehit oldu. Ve o sevinç. O sevinç anını sadece o an için yaşadı ama. O an ama, için yaşadı evet. ve e, hakikaten Tabii hayatınızda bu anlamda çok acı ve yaşanmış tecrübeler var. Evet. Bir masal, bir hikaye, bir film anlatmıyorsunuz. Kesinlikle. Hayatın ta kerşeyini, hayatın ta kendisini anlatıyorsunuz. Hakikaten sizin de bu arada ayakta kalmanız, hayatta kalmanız ve bu anlamda moralinizi de yüksek tutmanız gerekiyor. Bu da ayrıca sorulması ve üzerinde durulması gereken bir konu ama ben müsaadenizle telefonu, şey mikrofonunuzu Mustafa Bey'e evet. vermek istiyorum. Mustafa Bey, yaklaşık bin kadar yetim çocuk kalıyor. Peki toplam görevli sayısı nedir bu alanda? Raf Katar İHA Türkiye ortaklaşa yapılan bu merkezdeki toplam sorumlu sayısı nedir? Evet çocuklarımızın sayısı 990 sizin dediğiniz gibi tam kapasiteyle çalıştığında. personel sayımız buradaki gerek bakıcı anneler gerekse teknik eleman, ekipman, idarecilerimiz, güvenlik görevlerimizle beraber bu sayı 400. Evet. Yani aslında burası yaklaşık 1400 kişinin kaldığı bir yaşam merkezi halinde aktif olarak devam edecek inşallah. Peki çocuklarımızın özellikle psikolojik problemlerini halletmeyle alakalı ki savaşın çocukları, bombalamanın çocukları trajedinin, travmanın her türlüsünü yaşamış çocuklarımız. Onlarla alakalı tedavi merkezimiz var mı bu yaşam merkezi içerisinde? Evet. Aslında bu çocuklarımızı biz yaşam merkezine e, almazdan evvelde zaten e, kendi dış alanımızda yani Reyhanlı içerisinde olsun ya da başka il ve ilçelerde olsun yine yetim çalışmalarımız vardı ve bu minvalde de bir rehabilitasyon merkezimiz mevcuttu bizim. Burada uzman Suriyeli psikologlar ve Türk psikologlarla beraber ortaklaşa bir proje yürütmekteydik biz. Buradaki özellikle az önce bahsettiğiniz gibi Travmatik anlamda sorunlar yaşayan ve gerçekten hayatları boyunca unutamayacak izleri beraberinde getiren çocuklarımıza e, terapiler uygulamaya başladık. Ve bu sebeple e, belki de 3000'in üstünde çocuğumuza biz ulaşıp bu çocukların aslında e, psikolojik anlamda yaşamış oldukları sıkıntıları ve problemleri gidermeye çalıştı bu uzmanlarımız. Ve dışarıdaki bu aktivitemizi biz şu an yaşam merkezimizde de 11 psikologumuzla beraber devam ettireceğiz. Bunlar sadece yaşam merkezimizin içerisindeki çocuklara hizmet etmeyecekler. Yaşam merkezinin dışarısında da ihtiyaç duyan anneleri ve çocukları da biz yine uzman psikologlarımız aracılığıyla gerekli terapi desteğini vermekteyiz şu anda. Çocuklarımız sadece barınma, eğitim ve okulla mı sınırlı yoksa Özellikle hayatın gerçeğini görme anlamında ne bileyim tarımla ne bileyim hayvancılıkla ya da hayvanlarla da temasları var mı çocuklarımızın olacak evet, mı? Evet malumunuz şu anki yaşam merkezi üzerinde bulunduğumuz yaşam merkezi yaklaşık 100 dönümlük bir arazi üzerinde. Ve bu 100 dönümlük arazi içerisinin ancak 70 dönümü şu an içerisinde bulunduğumuz evler, okul, halı saha, rehabilitasyon merkezi ve tiyatro e, alanı tabii ki. Diğer dışarıda kalan 30 dönümlük de, e, arazi içerisinde bizim bir geniş... Bahçemiz var, orada bir yine hayvanat bahçesi olacak. Çocuklar istedikleri takdirde tarımla da hemhal olacaklar. Ve aslında biz burada çocukların psikososyal anlamda gelişimlerine destek sağlayabilecek atölyeler kuruyoruz. Bu atölyelerimizde çocuklar el becerini geliştirecekler, sanatsal anlamda terapi olacaklar. Yani içerisinde çok iyi işte enstrüman çalabilen bir Çocuğumuz varsa o çocuğumuz kendini öyle geliştirecek. Ya da diğer anlamda el yeteneği, el becerisi olan çocuklarımız mozaik atölyesinde kendisini gösterecek. Ya da kız çocuklarımız herkese aynı şekilde el işlerinde ya da resim atölyesinde resim yapma imkanı bulacaklar. Biz burada çocukları aslında tek başına ayakta durmaları için ellerimizden geldiğince sosyal hayatı da alıştırmayı amaçlıyoruz. Hangi yaş aralığında çocuklar burada kalabilecekler? Şu an yaşam merkezimizde 6-12 yaş arasındaki çocuklarımız barınmakta. Sadece erkek çocuklara mı yönelik Hayır, bir Hayır. E, bu 55 villanın 35 tanesinde erkek yetimlerimiz barınacaklar inşallah. E, diğer 20 villada da kız çocuklarımız yaşamlarını devam ettirecekler. E, yani evlerdeki her evde 18 çocuğun kalacağını düşündüğümüzde erkek tarafımızda özellikle erkeklerin bulunduğu villalarda 660 çocuğumuz diğer tarafta da 330 kız çocuğumuz bulunacak. Bu eğitim dili Türkçe mi Arapça mı olacak burada? Neticede çocuklar Suriyeli, ana dilleri Arapça ama eğitim evet. dili hangi dilde yapılacak? Çocuklarımız aslında yaklaşık 4-5 yıldır Türkiye içerisindeki bildiğiniz üzere geçici eğitim merkezlerinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Yani eğitimlerini evet. alıyorlar, böyle bir imkan buldular. Başka ülkelerde bu imkan hiç yok hatta parayla almak zorundalar. Evet. Özel kolejlere gidebiliyorlar. Bu çocuklarımız yaşam merkezine geldiklerinde sınıflarını e, kesinlikle kaybetmeden devam edecekler. Şu an eğitim e, dili açısından biliyorsunuz bakanlık Şubat ayı itibariyle ilkokul 1. sınıfları, 5. sınıfları ve 9. sınıfları Türk Milli Eğitim Bakanlığı sistemine entegre etti ve hı hı. Türk okullarında hı hı. bu çocuklar öğrenimlerini devam ettiriyorlar. Ara sınıflar ise Arapça yani kendi müfredatlarında eğitim görüyorlar ama haftada 15 saatlik bir Türkçe dersleri söz konusu. Biz e, buradaki okulumuzda aslında 3 dili hedeflemekteyiz. Güzel. Yani çocuğumuz buradan mezun olduğunda... Ee, aynı zamanda hem Türkçe'yi çok iyi bilecek, kendi dilini çok iyi bilecek, kendi kültürünü çok iyi tanıyacak ve aynı zamanda artı yabancı bir dil olarak İngilizce veyahut da başka bir seçmeli dilde seçerekten çocuğumuz üç dil bilerekten buradan mezun olabilecek. Güzel bir eğitim almış olacak. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Ben e, müsaadenizle mikrofonu e, Adem Bey'e vermenizi rica edeceğim. Adem Bey özellikle e, Mustafa Bey'in bahsettiği anlamda çocuklar burada yaşam merkezinde. Bedensel anlamda sağlıklı çocuklara hizmet veriliyor anladığım kadarıyla. Peki bedensel engelli çocuklarla alakalı İHA'nın yaptığı bir çalışma var mı? Hı hı. Ee, bedensel engelli e, ya da bedensel onu biraz açmak gerekiyor ee, hocam onu açalım isterseniz. Şunu kastediyorum ne, ne bileyim Allah muhafaza kolu olmayabilir, bacağı olmayabilir bir gözü bir şekilde savaştan evet. etkilenmiş olabilir. Hı hı. Kulak duyma problemi yaşayabilir. Hı hı. Bunları kastederek söylüyorum. Yok yok ee, an zihinsel anlamda sormuyorum. Hı hı. Dediğinizi net anladım hocam. Ee, i̇lk önce buradaki çocuklardan da kısaca bahsedelim. Mustafa hocam açmıştı ama e, biz çocuk terapi merkezi ...yaklaşık iki yıl önce çocuk terapi merkezini faaliyete geçirdik Hatay Reyhanlı'da. Ee, bize bir gün bir çocuk geldi. Çocuk son derece sağlamdı. Hiçbir şekilde bedensel kusuru yok. Çocuk okul birincisiymiş. Suriye'deyken okul birincisi. Ve bu çocuk yaklaşık 10-11 yaşlarında bir çocuk. Ama bize geldiğinde psikologlar hayret etmişti okuma yazma dahi bilmiyordu. Evet, ee, ara vermemiz gerekiyor, Peki. aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Peki. Değerli izleyenlerimiz, Hatay, Reyhanlıdayız. Raf İhha Yaşam Merkezindeyiz. Şimdi bir ara, aradan sonra tekrar beraber olacağız. Çocuk Yaşam Merkezi'ne neden ihtiyaç duyuldu? Çocuk Yaşam Merkezinden ne hedefleniyor? Çocuk Yaşam Merkezi'nin içerisinde neler var? Birazdan yeryüzü notlarında. Değerli izleyenlerimiz, yeryüzü notları programımız Hatay Reyhanlı'dan canlı olarak devam ediyor. Bugünkü konumuz RAF İHA İnsani Yardım Vakfı'nın ortaklaşa hizmete sunmaya efendim Çalıştıkları yaklaşık bin çocuğumuzun aynı anda barınma, eğitim ve sosyal donatı imkanlarından istifade edebileceği dünyanın en büyük yaşam merkezinden konuklarımız İHH Suriye Eğitim Koordinatörü Mustafa Çağlı ve İHH Suriye Yetim Koordinatörü Adem Kalaycı Beyler. Adem Bey aradan önce özellikle bedensel engelli çocuklarla alakalı bir sorumuzda yarım kalmıştı cevabı oradan devam etmek istiyorum. Ee, Suriye'de birinci olan bir çocuğumuzdan bahsetti, bakalım e, kalan hikayesi neymiş? Adem Bey isterseniz oradan devam edelim. Ee, aslında anlatmak istediğim, bir çocuğun bedenen tamamen kusursuz, noksansız olması o çocuğun eksik olmadığı anlamına gelmiyor. Ee, terapi merkezimize 10-11 yaşlarındaki çocuk gelmiş olduğunda Suriye'de biz bunun okul birincisi olduğunu öğrendik. Ama işin ilginç tarafı çocuk okuma yazma dahi bilmiyordu, okuma yazma dahi bilmiyor okumayı unutmuş, yazmayı unutmuş, her şeyi unutmuş. Çünkü babası gözlerinin önünde katledilmiş, evi yıkılmış, çok büyük acılar yaşamış, çok şiddetli işkencelere maruz kalmış ve bu çocuk hakikaten bunu izini taşıyan birisiydi. O yüzden burada da bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi bedensel olarak çocuğun hiçbir kusuru olmasa bile ruhsal olarak o yaşamış olduğu o travmayı, o savaş travmasını bir nabız olsun hafifletmek. Onunla birlikte engelli çocuklarımız için, engelli yavrularımız için neler yapıyoruz? Ee, biliyorsunuz biz geçen ay İHA İhsani Yardım Vakfı ve Eğitim Zeka Kurumu ile birlikte dünyada 50 merkezden bir tanesi olan çok büyük bir protez merkezi açtık İstanbul'da. E, neler yapıyoruz? Hatay'da, Urfa'da, Türkiye içerisinde, Suriye içerisinde engelli yavrularımızın, engelli bireylerin kardeşlerimizin ölçüleri alınıyor. Onlara e, kol, ayak bir şekilde hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Onları tekrar hayata kazandırmaya çalışıyoruz ve protez anlamında elhamla destek veriyoruz. Yavrularımıza, özelde çocuklar, genelde bütün Suriye halkına hizmet vermeyi amaçlayan bir merkez. Onunla birlikte e, engelli yavrularımıza, engelli çocuklarımıza biz dönemsi olarak tekerlekli sandalye tekerlik sandalye dağıtımlarımız oluyor. Ee, aynı zamanda İha'nın Suriye içerisinde sürekli olarak aktif olarak çalışan gönüllü doktorları var. Evet. Bu, bu gönüllü doktorlar sürekli bu yarlarımızı engelli çocukları ya da savaş mağduru çocukları anında ameliyat yapmaya çalışıyorlar ki bu yaptıkları ameliyatlar yer altındaki hapishanelerde. Dünyada yetim çocuklarla çalışan kurum olarak sadece siz yoksunuz. Evet. Başka kurumlar da var. Evet. Bir legal kurumlar evet. var. Bir de illegal evet. örgütler var. Zaman zaman sahada illegal örgütlerle de karşı karşıya geldiğiniz oluyor mu? Aslında ee, evet, şöyle karşı karşıya geldiğimiz oluyor. E, bugün bir Suriye içerisinden, örneğin e, benim eşim Suriyeli bana şundan haber vermişti, kendi yaşamış olduğu bölgeden yaklaşık 150 insanın kayıp olduğundan bahsetmişti. Evet. Ve her geçen gün bu sayının arttığından bahsetmişti ki ben bunu hakikaten Suriye geneline bakmış olduğumuzda müthiş bir kayıp kitlesi var. Evet. Hatta bu, bu rakam e, hapishanelerde olan ve çıkmayan insanlara vurulduğunda on binleri vuruyor. Müthiş bir rakam. Ve peki bu insanlara, bu çocuklara ne oluyor? Evet. Ya da e, Avrupa'da, Almanya'da 15 bin kayıp çocuğu ne oldu? Ya da Yunanistan'a giden 10 bin insana ne oldu? Bu çocuklar nerede? Bu insanlar nerede? Dünyadaki organ mafyaları, fuhuş mafyaları ya da ticari mafyalar bunları kullanıyorlar mı? Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Her yıl dünyada iki buçuk milyon çocuk kaçırılıyor. Çok büyük bir rakam. Her yıl evet. Her yıl dünyada iki buçuk milyon çocuk kaçırılıyor. Ve üzülerek söylüyorum ki 1,1 milyon çocuk maalesef huş mafyalarının organ mafyalarının eline düşüyor. Evet. Dolayısıyla sizin yaptığınız bu çalışma aynı zamanda... Bu örgütlerin, illegal örgütlerin eline düşebilecek çocukların da onların eline düşmemesini bir şekilde daha sağlıklı ortamlarda eğitim almasını Kesinlikle. sağlamış oluyor. Ben müsaadenizle özellikle bu kurumu içine alan ve tanıtan bir VTR'miz var. Evet. O VTR'yi bir efendim izleyicilerle buluşturalım. Ondan sonra tekrar birlikte olalım. Değerli izleyenlerimiz şimdi bu kurumun tanıtımını içeren VTR'miz var. Sizleri VTR ile baş başa bırakıyorum. Evet, değerli izleyenlerimiz Hatay Reyhanlı'dan canlı olarak programımıza devam ediyoruz. Konuklarımızdan Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Mustafa Bey hakikaten güzel bir bina ve güzel bir hizmet merkezi, hakikaten yaşam merkezi olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar adına da ben bir kez daha size teşekkür ediyorum. Ancak sadece eğitimden mahrum kalanlar 6-12 yaş arası çocuklar değil. Aynı zamanda yüksek öğrenim çağına gelmiş olan çocuklarımız da var Suriyeli kardeşlerimiz. Onların durumu nedir? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Aslında daha önce de konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bugün insani yardım açısından eğer biz eğitimde farkındalık oluşturamazsak, eğitime gerekli desteği ve katkıyı sağlayamazsak belki de savaşların oluşturduğu en büyük problemlerden bir tanesi de ciddi bir beyin göçünün gerçekleşmesidir. Yani insanlar sadece canlarını kurtarmak için başka bir ülkeye sığınmıyorlar. Bununla beraber hayatlarını idame ettirebilmeleri için çok ciddi anlamda desteğe de ihtiyaçları mevcut. Ve baktığımızda birikimli insanlar özellikle savaş bölgesinden gelen insanlar kendi ülkelerinde bunlar doktor olabilirler, mühendis olabilirler, çok iyi bir öğretmen olabilirler ve vesaire başka mesleklerden de olabilirler. Eğer ki iltica ettikleri ülkede kendilerine nüfus bulamazlarsa, eğer imkanlar bulamazlarsa, diğer bütün savaşlarda olduğu gibi burada da görmekteyiz ki insanlar mutlaka kendilerinin değer görebilecekleri ya da mesleklerini ifade edebilecekleri bir ülkeye sığınmak zorunda kalıyorlar. Bugün Suriye'de maalesef bu gerçekle karşı karşıya kalmış durumda. Malumunuz savaşın başından beri e, gerek medyadan gerekse biz aslında Suriye içerisinde de olduğumuz için ya da sınır ilçesinde sürekli aktif halde mültecilerle beraber olduğumuz için e, çok sayıda doktorun, çok sayıda mühendisin, yetişmiş kalifiye insanların biz Avrupa'ya iltica ettiğini görmekteyiz. Aynı şekilde... Yarın Suriye'sini inşa edebilecek olan gençlere baktığımızda bunlar şu an e, Türkiye içerisinde imkanları dahilinde ya da Yüksek Öğretim Kurumu'nun desteğiyle her ne kadar Türkiye Üniversitelerine girmeye hak kazanmış olsalar da bu total maalesef kendi ülkemizde 50 bin ile 80 bin arasındaki gencin hiçbir şekilde eğitimden istifade edemediğini görmekteyiz. Bu da çok ciddi bir problem çünkü yarın Suriye'sini inşa edebilecek olan bu gençler eğer ki yarıda kalmış eğitimlerini devam ettiremezler. Eğer ki bu anlamda Suriye içerisinde desteklenmezlerse çok ciddi sorunlar oluşacaktır. Ne tür tehlike bekliyor bekliyor bizi? Aslında e, şöyle söyleyelim. Malumunuz Türkiye Suriye içerisindeki mevcut e, birçok unsur var ve bu radikal unsurlar maalesef Suriye savaşının seyrini değiştirme noktasına getirdi ve eğer ki bu insanlar eğitim hakları verilmediği takdirde ya da okullarına devam etmedikleri sürece radikal unsurların birer personeli elemanına dönüşebiliyorlar. Biz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak Halep-Azez bölgesinde Uluslararası Şam Üniversitesi'ni açtık ve bu Uluslararası Şam Üniversitesi'nde özellikle çadır kentlerde barınan gençler şu an yarıda kalmış eğitimlerini devam ettiriyorlar. Şu an 350 öğrencimiz var ama bu her geçen yıl artacak ve biz bundan çok eminiz. Şu an İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi e, mühendislik fakülteleri ve ilahiyat fakültesi olmak üzere biz eğitim hayatımıza başladık. Ve bu Uluslararası Şam Üniversitesi Azez bölgesindeki gençleri bir nebzede olsun, geleceğe umutla bakmaları açısından da bir evet. proje teşkil ediyor. Şimdi Mustafa Bey, şöyle kısa bir istatistiki rakam ortaya koymak gerekirse, savaş 7 yıldır devam ediyor. Evet. Ve bu savaştan etkilenen yaklaşık 10 milyon insan var. Kesinlikle. Bunun 3 milyonu Türkiye'de, yaklaşık bir 2,5 milyonu Ürdün, Ürdün civarında ve diğer bölgelerde. Evet. Şimdi savaş başladığında 7 yaşında olan bir çocuk şimdi 14 yaşında. Kesinlikle. 14 yaşında olan bir çocuk şimdi 21 yaşında. Şu an söylediğiniz imkanlardan istifade edenlerin oranı genel orana baktığımızda nedir? Yani %50'nin üzerinde midir? Yok kesinlikle, kesinlikle. Daha azdır değil mi? Yani peki, bu %20'yi geçmeyecek evet, bir oran peki, diyebiliriz. Peki geride kalan %80'lik kısım e, onları bekleyen tehlike nedir? Aslında e, yani baktığımızda diğer tüm savaşlarda olduğu gibi bu savaşta da insanların ya yani da coğrafyanın hem demografik yapısı değişiyor ve bununla beraber insanların e, mevcut e, hafıza kültürü ciddi anlamda darbe alıyor evet. Yani bugün o geride kalan eğitimden istifade edemeyen ya da elindeki imkanları alınmış uzman kişilere baktığımızda onlar e, maalesef Geleceğin Suriyesinde söz sahibi olacak değil Bilakis aslında karanlık bir girdap misali daha ciddi problemleri de beraberinde getirecektir. Bugün savaşın bitmesiyle beraber Suriye içerisindeki mevcut yapının normale dönmesi belki de 10 yıllar 20 yıllar gerekecek. Tabii neticede harab olmuş şehirler, harab evet. olmuş okullar, aileler evet. yani sadece aileler insani olarak parçalanmıyor. Bir şehir, bir kültür, bir medeniyet bir, tarih bir tarihte yok oluyor. Maalesef. Bu arada özellikle Batı dünyasının algısından kaynaklanan terör, terörist ve Toplumda suç oluşturabilecek insanlar kitlesi söylendiğinde nedense gözler ve kameralar hemen Orta Doğu'ya çevriliyor. Ee, bu bir anlamda iki yüzlülük değil mi? Yani her türlü imkan ellerinden alacaksınız ve hiçbir yaşam alanı bırakmayacaksınız. Sonra neden bize problem çıkarıyor diye ayrıca şikayet edeceksiniz. Sizce evet. bir eğitim uzmanı olarak da baktığınızda bu çelişki nasıl telafi edilebilir? Aslında e, tarihe baktığımızda da biz bunu çok net görmekteyiz. Çünkü Batı ve diğer ülkeler her zaman için kendi ajandalarındaki mevcut sistematik olayları tarihin akışı içerisinde sergilemeye, bunu oynatmaya çalışıyorlar. Bugün gerçekten e, dediğiniz minvalde e, Suriye'de ya da dünyanın genelinde bir zaten bir İslam meselesi evet. var. Malumunuz ve bugün e, mazlum coğrafyalara baktığımızda bunların geneli İslam coğrafyası olan ülkeler ve maalesef. E, emperyal ve sömürü mantığıyla Batı o karanlık yüzünü aslında tırnak içerisinde kendince hümanist olan ama hiçbir şekilde ötekinin yaşamasına hak vermeyen bir Batı'dan bahsediyoruz. Burada ve, bize düşen görev bu problemleri izah ettikten ve aktardıktan sonra ayrıca bizim onlara karşı söyleyeceğimiz bir çağrımız var mı? Kesinlikle bugün insani yardım noktasında baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki mihmandarlığı gerçekten manidar bizim açımızdan. Yani sadece evet. devlet boyutuyla değil biz STK boyutunda da şu an dünyada lideriz. O açıdan e, onlar aslında kendileriyle yüzleşmek istemiyorlar. Yani işin e, görünmeyen ya da e, buzdağının görünmeyen yüzüne baktığımızda bu insanlar kendi içlerindeki o çelişkiyi başkalarının problemlerinde aramaya çalışıyorlar. Yani bilmiyor değiller. Kesinlikle. Aslında kesinlikle. biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Ama yüzleşmek istemiyorlar. Çok iyi biliyorlar. Çünkü bunu Afrika'da yapıyorlar. Başka ülkelerde de yapıyorlar. Ve kendilerine yaşam alanı oluşturabilecek ülkelerde bunu sömür adı altında emperyal sistemlerle çok net bir şekilde yapıyorlar. Ve maalesef bugün misyonerlik adı altında misyonerlik raporuna baktığımızda dünya misyonerlik raporuna bu insanların ne kadar ciddi bir etki alanının hakimiyet alanının olduğunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Maalesef. Misyonerliğe niye karşısınız? Değil aslında çünkü kişiyi olduğu gibi kabul etmek ya da yaşadığın coğrafyadaki insanlara az önce Adem'in bahsettiği gibi hani insanları dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın bir yardım ve desteğin olması gerekiyor iken tırnak içerisinde kendi ile beraber sadece bize olana ya da benim gibi olana yardım ederim mantığı maalesef misyonerlik çalışmalarının arka yüzünde çok ne kadar art niyetli olduklarını yani ortaya çıkarıyor. Yani başka ajandaları var demek kesinlikle, istiyorsunuz. Kesinlikle. Evet. E ben yine sizden ricada bulunacağım. Ee, mikrofonu Adem Bey'e vermenizi isteyeceğim. Adem Bey, önümüzde Ramazan geliyor. Siz İHA İnsani Yardım Vakfı olarak dünya genelinde 90 bine yakın çocuğun hamiliğini yaptığınızı ifade ettiniz. Peki bu kaynak nereden geliyor size? Evet. İHA İnsani Yardım Vakfı e, ilk başta ...yılların verdiği o tecrübeyle insanların o kadar büyük güvenini kazandı ki... ...insanların o kadar büyük... E, ...kalbinde büyük bir yer etti ki, taht etti ki... ...bu kaynak nereden geliyor? Bu kaynak ilk başta yetimin bereketiyle geliyor. Yetimin rahmetiyle geliyor. Evet. E, i̇nsanların bize lütfuyla geliyor. Allah'ın... E, ...insanların yüreğine bize koymuş olduğu bir rahmetten geliyor. Yoksa... insanlar size yardım ediyorlar. İnsanlar yardım ediyor. İHA İnsani Yardım Vakfı tamamen e, gönüllerin, tamamen e, sivil insanların yardımlarıyla... E, ...insanlara yardım ulaştırmaya çalışan, bir taraf yıkarken bir tarafın inşa etmeye çalıştığı bir sivil toplum kuruluşudur. İyilik kötülüğü yenecek mi? Kesinlikle yenecek. Ama günümüzdeki yaşanan olaylar sanki bunun tersi gibi... Hayır, Umutsuz mu olmalıyız? Asla umutsuz olmamalıyız. Çünkü bizler e, iman etmiş insanlar olarak biliyorsunuz peygamber efendimizin sahabeleri neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Tam bitti dediği anda Allah'ın onları nasıl yükselttiğini çok iyi biliyoruz. Ve e, hadis-i şeriflerden de biz aslında günümüzde boların yaşanacağını biliyorduk, tahmin edebiliyorduk. İnşallah geriye döneceğiz. Bizler özümüze döndükçe, bizler iç muhasebemizi yaptıkça daha güçlü olacağız. Daha güçlü bir ülke olacağız. Daha güçlü insan olacağız. Daha ümmetçe daha farklı bir konuma geleceğiz Allah'ın izniyle. Sahada İHA'nın tecrübesini paylaştığınız kurumlar da oluyor mu? Tabii ki. Gerek yardım anlamında, gerek kurumsallaşma anlamında, gerek basını kullanma, basın aracılığıyla sesi duyurma anlamında koordine ettiğiniz ya da bir şekilde öncülük ettiğiniz kurumlar oluyor mu? Tabii ki. Örneğin e, İHA İnsani Yardım Vakfı'na e, kendisinin bizzat bulup tespit etmiş olduğu yetimler varken onun dışında onlarca kurum ve kuruluş geliyor kendilerinin yetimlerinin olduğunu, bunlara yardım edilmesi gerektiğini sadece yetim değil, engelli, mağdur, her türlü insan için bize evraklarını getirdiklerinde bizler o kurumlara bir şekilde destek veriyoruz. O kurumlara aynı zamanda da özgüven aşılamış oluyoruz. Onlarla birlikte bölgede sahada çalışmış oluyoruz. İHA bu anlamda hakikaten e, kendisi STK anlamında güvenilir ve tamamen halka, Hizmete kendini adamış, bütün STK'lara da önünü açmaya e, gönül vermiş, bu burada canını vermeye hazır bir kurumdur. İyiliğin yayılması için bir çağrınız olacak mı izleyenlerimize? Tabii ki olacak ve e, benim e, güzel bir sözüm var. Ben e, bunu bütün insanlığa duyurmak isterim buradan da. Ben diyorum ki her yetim cennete açılan bir kapıdır. Evet. Siz bir yetime yaklaştığınızda, siz bir yetime yardım ettiğinizde aslında siz cennetin kapısını aralamış olursunuz. Siz bir yetime yaklaştığınızda Size cennetten atılan bir ip vardır. O ipi asla bırakmayın ki Allah sizi cennete taşısın. Bizlerin şu anda tek amacı var. İHA insanın Yardım Vakfı'nın içerisinde çalışan bütün herkes olarak. Tek hedefimiz Rabbimizin rızasını kazanmak. Evet. Ee, sanırım Allah'ın rızası da çocuklardan ve insanlara yardımdan geçiyor Aynen zannediyorum. Öyle. Evet. Ben sizden de bir ricada bulunmak istiyorum. Mikrofonu Mustafa Bey'e verebilirseniz. Mustafa Bey e, süremizin daraldığını söylüyor yönetmenim ama özellikle bir soruyu daha sormak istiyorum. Evet. Neticede 6-12 yaş çocukların eğitimi hakikaten e, suya değil de mermere kazınabilecek nitelikte ileride asla çıkmayacak şekliyle işlenecek bir beyine hitap ediyorsunuz. Evet. Bu çocuklarımıza ders verecek olan eğitimcilerimizin eğitimleri nedir? Bu konudaki e, kriterleriniz nelerdir? Onu da öğrenmek isteriz. Evet, e, az önce de ifade ettiğim gibi yani bu çocuklar e, bugün dünya standartlarının üstünde bir hizmete sahip olmakla beraber biz oluşturduğumuz öğretim kadrosunda da e, kriterlerimizi gerçekten çok gerçekçi ve yüksek tuttuk. E, bu minvalde yaklaşık bir yıl kadar önce başladı aslında bu seçim süreci kendi alanında uzman ve yeterliliğe sahip ve aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da hizmetçi eğitim pedagojik formasyon eğitimlerinden geçmiş öğretmenlerle e, gerekli mülakatlar yapıldı. Gerekli e, destekler verilerekten bugün Eğitim ve destek verecek toplamda 60 öğretmenimiz bir yıllık süreç içerisinde çünkü uğraşacakları, eğitim verecekleri çocuklar normal çocuklarımız değil. Evet. Bunu tırnak içerisinde ve evet. altın çilek belirtmek istiyorum. Bu çocukların geneli travmatik anlamda ve diğer psikososyal anlamda sorun yaşayan çocuklarımız ve bunlara özellikle eğitim ve öğretimin nasıl yapılacağı, verileceği noktasında da biz hizmetçi eğitim anlamında öğretmenlerimizi bir yıllık bir eğitim sürecine tabi tuttuk. Ve... Aslında eğitim sadece okulda da değil malumunuz biliyorsunuz. Bu çocuklarımız e haftanın 5 günü yaşam merkezi içerisindeki villalarda e, müşrife dediğimiz bakıcı anneleriyle beraber yaşayacaklar. Biz o bakıcı annelere de aynı şekilde bakanlığın evde bakıcı anne modülüyle beraber e, psikolojik anlamda, travmatik anlamda çocuklarda görülebilecek problemlerin aşılmasıyla ilgili eğitimler de verdik. Aslında eğitimin 3 sacaya olduğuna biz hep bu yolla e, yaşam merkezimizi inşa etmeye çalıştık eğitimde. Birincisi Okulda eğitim bu çocuğun hem donanımsal anlamda hem de e, psikomotor anlamda istediğin davranışları elde etmesi. İkinci sacayamız evdeki eğitim özellikle karakter eğitimi ve çocuğun adabı muhaşerat derslerini alıyor olması. Üçüncüsü de evde eğitim diyoruz. Çünkü bu çocuklarımız annelerinin yanına gittiğinde hafta sonları aynı şekilde annenin de eğitimine önem vererekten annelerimizi de biz aynı şekilde e, psikososyal anlamda ya da psikolojik anlamda eğitimleri alıyoruz. Ve onların da aslında kendilerine güvenmelerini... Evet. Evet. E, farkındalık oluşturmalarını sağlıyoruz. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Aslında Biraz az önce e, yani İHH İnsani Yardım Vakfı kuruluşumuzu biliyorsunuzdur ya da izleyicilerimiz de biliyordur. 1992 Bosna Savaşı ile başlayan bir süreç ve 25. yılına girdik biz ve aslında dualar ben ona inanıyorum. Mazlumların bizlere ettiği dualar ve her şeyden önce yaptığımız işten zevk alıyoruz. Evet. Ve her şeyden önce Allah rızası için yapıyoruz. Bu da e, benim tahminim bizi e, enerjik olmamıza ya da her projemizi aslında bir bir sonrakinde daha büyük projeler yapmamıza sebebiyet veriyor. İnsana dokunuyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Peki son cümlenizi alabilir miyim? Özellikle savaşın 7. yılında ya da dünya tarihinin hiç görmediği e, bir savaşla karşı karşıya iken e, ben gerek izleyicilerimizden e, gerekse insanlığın e, her zaman için şu e, dikkatle olaya bakması kanaatindeyim. Bunlar bizim çocuklarımız, bunlar ümmetin çocukları ve eğer ki biz bunlara elimizi uzatmazsak bir başkaları gelip uzatacak ve o başkaları maalesef bu çocukların kendi öz değerlerinden, öz benliklerinden kopmalarına sebebiyet verecek evet. ve eğitimde de konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi eğitimi de bir acil yardım olarak görüp o çocukların, o gençlerin, o annelerin, o bayanların eğitime ihtiyaç duyduğunu da mutlaka kulağımızın bir tarafına küpe edelim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, Hatay Reyhanlı'da RAF İHAH'a ortak gerçekleştirilen Yaşam Merkezi'nden programımızı burada tamamlarken, eğer biz yeryüzünde ihtiyacı olan insanlara el uzatmaz, onların yetişmesine katkıda bulunmazsak, mutlaka bu boşluğu birileri dolduracak. Yarın bugün yardım edememekten dolayı çok pişman olacağız. Onun için geç kalmadan şimdiden bu konuya el atmamız gerekiyor. Bir başka programda bir başka konuyla tekrar karşınızda olmak istiyoruz. Hoşçakalın.